Evet, Haberakte'nin son bölümüyle karşınızdayız. Bu bölümde biraz eğitimden konuşacağız. Eğitimden açılmışken konu liselere giriş sınavı tercih sonuçlarının da bugün itibaren açıklandığını tekrar hatırlatalım. Öğrencilerimiz sonuçlarını Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesinden ulaşabilirler. Ama tabii liseden sonra en önemli eğitim safhası da üniversite. Okuduğunuz üniversite, tercih edeceğiniz şekil belki de hayatta sizi başarıya götüren en büyük unsurlardan birisi. Peki 6 Ağustos'ta başlayan bu tercih süreci 14 Ağustos'ta bitecek. Öğrenciler nasıl tercih yapacaklar? Tercihler ne kadar önemli ve Isparta'da okumak ne kadar önemli? Bu konuyla ilgili önemli bir konuğumuz var efendim. Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor İbrahim Diler hocamız bizlerle. Hocam hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk Akif Bey. Nasılsınız, iyi misiniz hocam? Teşekkür ederim. Evet, Nasılsınız? koronavirüsün aslında etkilediği bir diğer sektör demeyelim. Ben eğitimi aslında sektör olarak görmüyorum. Görmemek lazım. Eğitim bir yaşam hakkımız. Stratejik bir konu, bir Stratejik yaşam bir hakkımız. konu, ama maalesef eğitimimizde etkilendi özellikle geçmiş olduğumuz aylarda. İnşallah bundan sonra pandemi sürecini atlatarak güzel bir eğitim yılına da girmiş olacağız. Hocam 24 tercih hakkı var öğrencilerin. Isparta'da 2 yıllık bir üniversitemiz var. Sizin de rektörlüğünü yürüttüğünüz ama öğrendiğim kadarıyla gerek akademik kadrosu gerekse öğrenci sayısıyla da sanki 40 yıllık bir üniversite izlenimi veriyor. İlk önce Gerçekten mi? üniversitemizi ve sizi bir tanıyabilir miyiz hocam? Tabii ki. İbrahim Diler, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörüyüm. 2 yıldan beri bu görevi kurucu rektör sıfatıyla Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 6 Eylül 2018'den beri bu üniversitenin efendim kurucu rektörlüğünü ifa etmekteyim. Ki kendim aslen Su Ürünleri Fakültesi orijinliyim. 16 yıl İzmir Ege Üniversitesi'nde, 10 yıl Antalya Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü'nde ifa ettikten sonra 2010'dan beri de Isparta'da Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi'nde görevimize devam etmekteyken son 2 yıldan beri de Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitemizin rektörlüğünü ifa etmekteyiz. Hocam 2 yıl önce hizmete girdi. Peki üniversitemizden biraz bahsedebilir miyiz? Hemen tabii ki 18 Mayıs 2018'de Türkiye'de yoğun üniversite olan yani öğrenci yoğunluğu bakımından en güçlü üniversite olan 12 ilde üniversiteler ikiye bölündüler. Yani o ilde bulunan bir üniversite öğrenci yoğunluğu yüzünden bazı birimlerin aktarılmasıyla ikinci üniversiteler oluşturuldu. Bu kapsamda da Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitemiz diğer üniversiteden Orman, Ziraat, Su Ürünleri Fakülteleri, Teknoloji Fakültesi, Turizm Fakültesi, Uygulamalı Bilimler Fakültesi ve İşletme efendim fakültesi olarak 7 fakülte, 17 meslek yüksekokulu ve bir lisansüstü eğitim enstitüsü olarak eğitime hizmet etmekteyiz. Aslında 2 yaşında gibiyiz ama bünyemizde bulunan birimlerin en eskisi 1976 yılında kurulan Isparta Meslek Yüksekokulu. Akabinde 35 yıllık Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi, akabinde yine 25 yıllık Ziraat Fakültesi, Orman Fakültesi, 15 yıllık Teknoloji Fakültemiz ve birer yıllık da Turizm Fakültemiz ve Uygulamalı Bilimler Fakültemizle hizmet etmekteyiz. Yani 2 yaşında fakat kökü 40 yıllık geçmişe efendim bu kapsamda dayanan güçlü bir üniversiteyiz. 650 akademisyenimiz var. Efendim 30 bin öğrencimiz var. Yani Evet, yeni ciddi bir kurulan sayı. pek çok üniversiteden çok çok daha fazla olmak üzere 30 bin öğrencimiz var. 500 idari personelimizle Isparta merkez ve tüm ilçelerinde kampüslerimiz olan, efendim birimlerimiz olan Isparta Hinterland'ına, Akdeniz bölgesine hitap eden bir kamu üniversitesiyiz. Hocam şimdi peki uygulamalı bilimler eğitimi nedir? Ne avantajlar sağlıyor? Aslında şöyle biraz kelime anlamına bakacak olursak sanki sadece teorikte değil,
pratikte de öğrencileri hazırlıyor diye tam anlıyoruz ama. Tam da işin püf noktası burada Akif Bey. Haklısınız. Aynen. Ve bu güzel soru için de özellikle sizlere teşekkür etmek istiyorum. Adınızdan da anlaşıldığı gibi bizim üniversitemizin ötekilerden farkı uygulamalı eğitim ağırlıklı oluşu. Peki bu nasıl biz bunu yani gerçekleştirmekteyiz? Fakültelerimizde 7+1, meslek yüksek okullarımızda 3+1 diye ifade ettiğimiz öğrenci arkadaşlarımız son sınıfa geldikleri zaman bir dönem kendi alanlarıyla ilgili iş yerinde tam zamanlı iş yeri eğitimi almaktadırlar. Yani öğrenci arkadaşlarımız 7 dönem boyunca fakültemizde veyahut da ilgili fakültelerimizde teorik derslerini alırken laboratuvarların efendim ilaveten son dönem kendi alanıyla ilgili orman ziraat, su ürünleri, teknoloji, bilgisayar hangisi aklınıza yani efendim geliyorsa kendi alanıyla ilgili tam zamanlı 4 ay boyunca iş eğitimi almaktadırlar. Yani okula uğramaksızın öğrenci arkadaşlarımız kendi alanıyla ilgili o işin bütün inceliklerini bizatihi yerinde görerek, uygulayarak ifa etmektedir. 2 ayda stajı eklediğimiz zaman 6 ay boyunca o iş yerinde son sınıfta bir nevi intern mühendislik diyebiliriz yani buna. Aynı şekilde meslek yüksek okullarımızın da son dönemde benzeri yani efendim şekliyle iş eğitimi almaktadırlar. Peki bunun sonucunda ne oluyor? Bu sistemi teknoloji fakültemiz 2013'ten beri uygulamakta ve iş eğitimi alan öğrencilerin o alanda istihdam oranı %60'larda. Bundan daha güzel bir efendim başarı olabilir mi? Öğrenci arkadaşımızı son sınıfa olduğu için iş yeri onu tanıyor. Çalışanları onu tanıyor. Evet. Patronu tanıyor. O da iş yerinin tüm özelliklerini biliyor. Patronun özelliklerini biliyor. Eğer ikisi anlaşabilirlerse rahat rahat birbirlerini bir ön tanışmadan sonra 4 aylık eğitim sürecinden sonra rahat rahat o iş yerinde artık çalışanı olarak istihdam edilmekte. Bunun da oranı %60'larda. Meslek yüksek okullarımızda daha bu dönem başlıyoruz. Yani Eylül ayında yaklaşık 7 meslek yüksek okulumuzda iş yeri eğitimimize inşallah başlayacağız. Tüm efendim fakültelerimizde de ise başlandı. Teknoloji fakültemiz yaklaşık 2013'ten beri bu sistemi devam ettiriyor. Orman, ziraat, su ürünleri ve turizm fakültelerimizde bu dönemden itibaren onlar da yani başlayacaklar. Örneğin turizm fakültemizin kendine has bir özelliği var. Yaz dönemleri Haziran'dan Eylül'e kadar her yıl yaz döneminde yani 8+3 diyoruz onların efendim sistemlerine. Öğrenci arkadaşımız 1. sınıftan 2. sınıfa geçtiği efendim yaz döneminde, 2'den 3'e geçtiği yaz döneminde, 3'ten 4'e geçtiği yaz döneminde Haziran başından Eylül sonuna kadar iş eğitimi almaktadırlar. Yani biz öğrenci arkadaşlarımız kendi mesleğiyle ilgili en çok aktivite gösterilen dönem hangi dönemse o dönem öğrenci arkadaşımızı iş yeri eğitimine göndermekteyiz. Yani okullarımızın veya birimlerimizin akademik takvimleri statik değil. Evet. Her an kendi güncel konularına göre, güncel mesleki durumlarına göre değişebilecek şekliyle esnek bir akademik takvimimiz var. Hocam aslında şöyle diyebilir miyiz? Öğrenciler 4 yıl, 5 yıl eğitim hayatında sadece kısa bir staj döneminde 30 iş günlük, 40 iş günlük gördükleri şeyle hayata atılmaya çalışıyorlardı eskiden. Ve çok ama çok yetersiz kalıyor. Evet. Bildiğimiz gibi. Üniversitenin bu eğitim yöntemi sayesinde evet. Hayata belki de birkaç adım daha önde başlamış oluyorlar diğer öğrencilere kıyasla. Kesinlikle öyle. En büyük avantajı da şu. Son sınıfa artık yani öğrenci arkadaşlarımız ya geliyor. Alacakları bütün teorik dersleri almış oluyorlar. Son sınıfta ise bir dönem sonrası artık işe atılacaklar. Hayata atılacaklar. Ha, o bir dönem öncesi işte iş yeri eğitimi aldım ya da onun da bütün artılarını, eksilerini, püf noktalarını iş yeri eğitiminde alarak hem patronu hem kendisi o işten mutluysa istihdam imkanı oluşuyor ki bunun oranı %60 hakikaten Türkiye şartlarında çok ciddi bir rakam olarak ifade edebiliriz. Biz de bundan çok büyük mutluluk yani duymaktayız. Çünkü uygulamalı eğitim hakikaten işin olmazsa olmaz ilkelerinden bir tanesi.
Hocam maalesef yine pandemi sürecine geleceğiz. Pandemi sürecinde birçok üniversitemiz belki de geçici bir süreyle uzaktan eğitime geçti. Ama siz uygulamalı bir üniversitesiniz aslında. Peki uzaktan eğitimle nasıl bağdaştıracaksınız bu konuyu? Nasıl olacak? Uzaktan eğitim konusunda üniversitemiz pek çok üniversiteye göre oldukça avantajlı konumda. Örneğin 16 Mart'ta sanırım pandemi dönemi başladı. Bir hafta sonra yani 23 Mart'ta biz uzaktan eğitimin asenkron derslerine başladık. Yeni bir üniversiteyiz ama bilgi işlem ekibimiz ve uzaktan eğitim meslek yüksek okulumuz yaklaşık 10 yıldan beri bizim bünyemizde. O okulumuzun olması bize çok büyük avantaj kazandırdığı için rahat rahat uzaktan eğitime hemen adapte olduk. Ve 30 Nisan'dan itibaren de canlı derslerimize başladık ki Türkiye'deki 209 üniversite içerisinde ilk %10 dilimindeyiz. Bu da çok ciddi bir avantaj. Evet, bu dönemde pandemi yüzünden uzaktan eğitimi devam edilecek üniversiteler. Öğrencilerin kafasında böyle bir soru var. Bunun cevabını şimdi vermek zor ama biraz gidişat Ağustos ayı rakamlarda yine böyle giderse en azından ilk 3 ay uzaktan eğitim yani yaklaşık toplam derslerimizin %40 ila 60'ını uzaktan eğitimle yani vereceğiz. Ama uygulamalı eğitim olduğumuz için, uygulamalı bilimler üniversitesi olduğumuz için efendim son bir ayında öğrenci arkadaşlarımızı dönüşümlü olarak üniversitemize efendim çağırıp uygulamalarını mutlaka üniversite bünyesinde, fakülte ve birimlerimiz bünyesinde yaptırmak istiyoruz. Bunun da altyapısını hazırladık. Yani eskisi gibi öğrenciler bir anda herkes artık yani gelmeyecekler. Evet. Belirli sınıflandırmayla yani olacaklar ve bu 4 ayı farklı öğrencilerimiz farklı zamanlarda yani gelerek en azından 1 ayı mutlaka uygulamalı eğitim vermek istiyoruz birimlerimizde. Ama iş yerine gideceklerdi zaten böyle bir sıkıntı yok. Onlar zaten iş yerlerine bu dönem başlayabilecekler. Yani uygulamalı eğitimin temel amacı birim içinde de fakülte veya meslek yüksek okulu içinde de olacağı için mutlaka biz bunlara en az bir ay bir uygulamalı eğitim, laboratuvar ve uygulama anlamında yaptırmak istiyoruz. Hocam şimdi uygulamalı eğitime değinecek olursak tekrar araştırma geliştirme faaliyetlerinin aslında diğer üniversitelere nazaran daha ağırlıklı olacağı bir üniversitemiz. Evet. Araştırma geliştirme anlamında hangi merkezlere sahibiz üniversite olarak? Hemen onları şuradan ezbere dediğimi ama şurada olacak hemen bir izninizle. Tabii ki hocam. Yaklaşık bünyemizde 8 tane araştırma ve uygulama merkezimiz var. Bunlardan bir tanesi Siber Güvenlik Araştırma Genel Merkezi. 209 üniversite arasında yine 12 tane. Türkiye'deki 12 üniversite Siber Güvenlik Araştırma Uygulama Merkezi var. Bunlardan bir tanesi de bizim üniversite. Biz de 10. üniversite olarak hizmet açtık. Biliyorsunuz Isparta ve Akdeniz bölgesinin özelliği güller, göller ve tıbbi aromatik bitkiler diyarı. Türkiye'de tıbbi aromatik gül bakımından dünyada birinciyiz. Dünyadaki gül üretiminin %65'i Isparta'da. Tıbbi ve aromatik bitkiler bakımından Isparta ve Akdeniz bölgesinde 200 ile 800 arası endemik türümüz var. Bu durumda bizim bununla ilişkin mutlaka bir araştırma, uygulama merkezi açmak konumundaydık ve gül ve tıbbi aromatik bitkiler araştırma uygulama merkezimizi açtık. Hedefimiz 2-3 yıl içinde bu araştırma uygulama merkezini enstitüye mutlaka dönüşmemiz lazım. Başka dil öğretimi araştırma uygulama merkezimiz var. Enerji sistemleri araştırma uygulama merkezimiz var. Su ürünleri araştırma uygulama merkezimiz var gibi 6-7 tane hemen hemen kendi alanımızla ilgili pek çok branşta araştırma uygulama merkezlerimiz var ve bunlar da oldukça aktif. Öğrenci arkadaşlarımız boş vakitlerinde hocalarıyla yani birlikte bu araştırma merkezlerinde istedikleri araştırmaları yapabiliyor. En büyük özelliği şu, TÜBİTAK'ın 2209 diye öğrenci projeleri var. Evet. Ve şükür ki üniversitemiz, özellikle teknoloji fakültemiz son 10 yıldır hemen hemen
Türkiye'de ilk onların arasındayız. Öğrenci arkadaşlarının ikinci sınıftan itibaren bir hocasının danışmanlığında kafasındaki, beyinde kan götür araştırması varsa onu mutlaka TÜBİTAK projesiyle bu olayı efendim taşlandırıyor ve bu şekilde de araştırma uygulama merkezlerimizin imkanlarıyla öğrencimiz daha lisans eğitiminde TÜBİTAK projeleriyle efendim tanışmış oluyor. En büyük güçlü yanlarımızdan bir tanesi TÜBİTAK projeleri bakımından orman, ziraat ürünleri ve teknoloji fakültemiz, turizm fakültemiz oldukça aktif olarak yoğun projeleri geçmekte ve bu konuda adeta proje odaklı bir üniversiteyiz. Hocam şimdi proje odaklı üniversiteyiz. Aslında öğrenciler için mezun olduktan sonra iş hayatına atılmaları, yeni iş olanakları bulmaları için üniversitelerin katıldığı bazı işte festivaller, yarışmalar var. Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi bu anlamda yarışmalara, bilim yarışmalarına, bu tür festivallere katılıyor mu peki? Evet, özellikle bu konuda son 3-4 yıldan beri yapılan Teknofest yarışmaları var. Oldukça da öğrenciler ve üniversiteler bakımından çok rağbet yani görüyor. Üniversitemiz geçen yıl Teknofest'te elektrikli araçlar konusunda 28 üniversitenin finallere kaldığı bir ortamda finale kalan 28 üniversite arasındaydık ve yaklaşık 20. falan olduk eğer yanlış hatırlamıyorsam. Yine bu yılda elektrikli araçlar konusunda özellikle sadece o alanda uzmanlaşmış bir hocamızı yeni akademik kadromuza efendim dahil ettik ve onunla birlikte öğrenci arkadaşlarımız mekanik, elektronik ve bilgi işlem anlamında bütün altyapı çalışmalarını sürdürüyorlar. Yine onlar da Gaziantep'teki bu yıl Eylül ayında sanıyorum Gaziantep'te yapılacak ve oradaki elektrikli araçlar yarışmasına inşallah katılacaklar. Katılmaya hak kazanan üniversite arasında yer aldılar. İkinci olarak insansız su altı sistemler yarışması, tarım teknoloji yarışması ve ileri seviye uçan araba tasarım yarışmasında da üniversitemizin öğrenci arkadaşlarımız ve hocalarımız finallere katılmayı elde ettiler. Bu yarışmaya inşallah katılarak bakalım en güzel şekliyle iyi bir başarı elde etmek istiyoruz. Her hafta bu arkadaşlarımızla birlikte atölyede bunlar şu anda halen çalışıyorlar. Her hafta ben de bir gün gidip onlara 15 dakika da olsa, bir saat de olsa bir selam verip, bir üniversite rektörü sıfatıyla moral verip onların daha fazla olaya motive olmalarını sağlıyoruz. Bu soruyu özellikle sordum. Çünkü bu tür festivallere sadece öğrenciler, akademik kadroya da ev sahipliği değil, bu tür üniversitelere tarımdan, enerjiye, lojistikten ulaşıma kadar birçok sektörün önde gelen firmaların temsilcileri katılıp oradaki projeleri inceleyip oradan adeta beyin avcılığı yapabiliyor diyebiliriz. Aynen öyle. Yani bir nevi beyin ihracatını şirketler o tür efendim festivallerle gerçekleştiriyorlar. Bu anlamda da bu festivallere katılmaya hak kazanmak bile, orada dereceye girilmese bile çok önemli aslında. Katılması bile yeterli. Evet. Öğrencinin ufku hakikaten oldukça bu anlamda farklılaşıyor yani. Çünkü oradaki o ambiyans, o duygu, düşünce, o ortam öğrenci arkadaşlarımızı kesinlikle etkiliyor ve yeni neslin bir özelliği yeniliğe açık insanlarımız var. Özellikle bu Z kuşağı dediğimiz gençlikten ben bu kapsamda yani son derece umutluyum, ümitliyim. Çok yeni yeni girişimcilik özellikleri var. Yeni yeni bir takım teknolojilere çok kısa zamanda adaptasyon özellikleri var. Üniversitemizin bir özelliği tarım, orman, ziraat gibi doğa bilimleri üçlüsü ilaveten teknoloji fakültesi bu dörtlü bir SACE'ye oluştuğu zaman mesela tarım 4.0 tam bizim işimiz. Mesela endüstri 4.0 tam da bu anlamda bizim işimiz. Yakın zamanda belki başlayacak olan turizm 5.0, turizm fakültemizde yani birlikte bizim üniversite bünyesinde o tür etkinliklere başlayacağız. En büyük avantajımız Antalya'nın arka bahçesi olduğumuz için turizm bakımından da oldukça avantajlı bir eğitim verme konumumuz, artı potansiyelimiz mevcut. Evet.
Belki bu soru için biraz erken olabilir ama mezunlarımızın istihdam oranı ne civardadır, ne düşünürsünüz? Zaten staj yaptıkları, sürekli gidip geldikleri iş yerleriyle de orada çalışıp çalışmayacakları mezuniyetinin ardından hemen hemen kesinleşmiş diyebiliriz aslında. Nedir hocam? Özellikle durum? Akif Bey, göreve geldiğim 6 Eylül 2018'den beri çok üzerinde durduğum bir konu iş yeri eğitimi. Ve hemen hemen ben de bütün sektörlerimizin önde gelen temsilcilerini mutlaka kendim rektör sıfatıyla ekibimizle birlikte ilgili fakülte ve birim müdürümüzle yanımızda alarak mutlaka onlara iş yeri ziyaret yapmaktayız. Ve onlara bunları anlattık. Örneğin Isparta'da Ticaret ve Sanayi Odası, Ticaret Borsası, KOSGEB, Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü gibi hem bürokratik hem de yarı özel yarı kamu olan çatı kuruluşlarla bir sektörel danışma ünitesi oluşturduk. Bu sektörel danışma meclisini her 3 ayda bir özellikle yapmaktayız ve esnafın, iş insanlarının, iş adamlarının, iş kadınlarının hangi özellikle eleman istiyorsa biz o sektörel danışma toplantısında bunları her 3 ayda bir masaya yatırıyoruz. Ve öğrenci arkadaşlarımız almış oldukları derslerin müfredatlarında o esnaf ve iş insanlarının istekleri doğrultusunda güncelliyoruz. Ve onlardan aldığımız geri dönüş iş eğitiminin son derece önemli bulduklarını, son derece önemsediklerini, çok güzel bir etkinlik olduğunu 2 yıldan beri pek çok sektör uzmanlarından bunu aldık. Sanıyorum geçen yıl 2020'nin Şubat ayında da Antalya'da mesela Belek Oteller Zincir Derneği var. O derneğe 250 otel falan üye. Onlara gittik, anlattık, hepsi mükemmel yani buldular ve şu anda onlara öğrenci adeta yetişemiyoruz. Ama bu dönem biraz pandemi dönemi olduğu için biraz turizm sektörü hafif bir inkıtaya uğrasa da bu böyle gitmeyecektir. Mutlaka önümüzdeki yıllar ülkemizin yönü daha açık olacaktır. Ve ondan aldığımız gibi yani geri dönüş, hocam siz bu şekilde öğrencilerinizi bizlerle işbirliği halinde eğitim yetiştirin. İstihdama siz artık karışmayın. Bunun ötesi bizim işimiz, gönlünüz rahat olsun diye de çok güzel geri dönüşler almaktayız. Ne mutlu o zaman hocam. Evet, bundan daha güzel bir şey olamaz. Gerçekten öğrencilerimizin hemen eğitim sürecinin ardından iş yerine, bir işe sahip olmasını neredeyse garanti haline getiren bir eğitim sürecinden geçiyorlar. Evet. Burası çok önemli. Tabii eğitim sürecinde de yaşanabilecek maddi sorunlar olabilir öğrenciler açısından. Bu anlamda YÖK burslarıyla ilgili yaralanan fakültelerimiz nelerdir? YÖK burslarına onlarla geçmeden önce maddi anlamda kastettiniz. Isparta'nın bir özelliği Akif Bey, öğrenci dostu olması. Isparta'da şu anda iki üniversitede yaklaşık 75 bin öğrencimiz var. Evet. 15 bin kapasiteli KYK yurtlarımız var. Ve yeni yapıldı bunların çoğunluğu 1 yıllık, 2 yıllık. Daha yeni yani, güncel. Artı apartlarımız belki 50 bin, 60 bin. Ve Türkiye'de hemen hemen apart sektörünün en güçlü olduğu illerden bir tanesi. Nüfus oranına baktığımız zaman da her 3 kişiden bir tanesi üniversite öğrencisi. 300 bin nüfusumuz var, 75 bin de öğrencimiz var. Evet. Hesap edin. Her 4 kişiden bir tanesi üniversite öğrencisi. Isparta çok pahalı bir şehir değil. Orta ölçekli, rahat rahat orta halli bir ailenin evladını rahat rahat Isparta'da okutabileceği bir şehir. Isparta'nın bir özelliği de sağlık, güvenlik, eğitim anlamında son 10 yılda yaşanabilir iller arasında ilk 5 veya ilk 10. En geç, en fazla ilk 10'dayız ama özellikle ilk 5 yıl, ilk 5 yılın içindeyiz. Yani bu kadar da havası, suyu, konumu güzel olan bir yer. Örneğin deniz mi istiyor öğrencimiz? Antalya 1 saat uzaklıkta. Evet. Kar mı istiyor? Davraz kayak merkezi 15 dakika uzaklıkta kışın. Aynı gün hem kayak yapıp hem Şubat ayı mesela diyelim, hem Davraz Kayak Merkezi'ne gidip kayak yapabilir, öğleden sonra da Antalya'ya gelip denize girebilir. Bu kadar efendim jeostratejik konumda oldukça uygun bir ilimiz. Bu maddi artısına ilaveten YÖK stratejik ürün diye ifade ettiği su ürünleri fakülteleri,
Orman Fakülteleri ve Ziraat Fakültelerinin öğrencilerine ilk üçte kazanmak şartıyla, yani o fakülteyi kazan ve o bölüm diyeyim, ilgili o bölümü ilk üçte kazanan öğrenci arkadaşlarımıza aylık 800 lira burs veriliyor ve bu süre bir ay değil, 12 ay değil, 4 yıl boyunca, eğitim süresi boyunca aylık 800 lira. Enflasyon rakamlarına göre de her yıl artış gösteriyor. Neredeyse evinin kirasını yok ödüyor öğrenci. Adeta öyle yani. Ve doğayı seven bir arkadaşımız rahat rahat orman ziraat su ürünlerini yazıp hem de harçlığını burslardan kazanabilir. Evet. Peki hocam, şimdi 24 tercih hakkı var bir öğrencinin ama öğrenciler bu tercihi yapmadan önce üniversitenize gelip bilgi alma olanağı var mı acaba? Ben burada eğitim görmek istiyorum ama ne gibi olanakları var? Öğrenci, hangi bölümü seçmeliyim diyebilirler. isparta.edu.tr üniversitemizin web sayfası adresi. Burada her türlü ilgili birimin, ilgili birim derken hem fakültelerimiz hem 17 tane meslek yüksek okulumuz var. Yani biz hem Isparta için hem Isparta'nın tüm ilçelerindeyiz. İlgili birimin sitesine tıkladıkları zaman mutlaka tanıtım amaçlı, sadece tanıtım amaçlı ilgilendirilen bir görevli arkadaşımız var. O arkadaşımızı gerek WhatsApp'tan gerek telefonla arayarak istediği bilgileri alabilir. Örneğin bu hafta YÖK'ün sanal fuarı var. Evet. Ve tüm 209 üniversitemizi burada tanıtmakta. Biz de galiba 10. veya 15. standdayız. Eğer yanlış bilmiyorsam arkadaşların bana verdiği bilgiye göre. Bu tür artık şimdi pandemi yüzünden yüz yüze fuarlar olamıyor yani. Maalesef. Onun için de çare yine sanal fuarlar. Evet. Sanal fuarlarla YÖK'te çok güzel bir etkinlik yani gerçekleştiriyor. Oradan da üniversitemizle ilgili her türlü teknik bilgiye, eğitim, müfredat, hoca kadrosu, her ne isterlerse ilgili bilgilere oradan rahat rahat ulaşabilirler. Yani ulaşılabilirlik anlamında oldukça iyiyiz. O konuda öğrenci arkadaşlarımız rahat olsunlar. Evet, 14 Ağustos'a kadar yüz binlerce öğrencimiz tercihlerini gerçekleştirmiş olacaklar. Hocam peki son olarak kısaca bahsetmek isterseniz, öğrencilerimiz üniversiteyi sınavını başarıyla tamamlayıp da tercih aşamasına gelen öğrencilerimiz neden Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'ni tercih etsin? Öncelikle şunu söyleyeyim son cümleler olarak. Öğrenci arkadaşlarımız tamamen gönüllerine uyan bir bölüm yazsınlar. Asla anne baba veya çevrenin zoruyla o baskıyla yazmasınlar. Kazandıkları zaman, bitirdikleri zaman da o başarıyı elde edemiyoruz. Ama öğrenci kendi istediği bir bölümü yazıp onu kazanırsa tamamen bu hangi meslek olursa olsun en güzel başarının ölçütü mesleğini sevmektir. En basit meslek bile olsa onu hakkıyla seviyorsa sizden bizden çok çok daha iyi yapar. Onun için öğrenci arkadaşlarımızla kesinlikle kimsenin etkisi altında olmadan kendi hedefleri doğrultusunda, kendi girişimci ruhları doğrultusunda istedikleri bölümü yazsınlar. Neden İSU bu? Bir, uygulamalı eğitimin kalesiyiz. İki, üniversite tamamen ortak akıllı yönetiliyor. Üç, öğrenci arkadaşlarımız 4 yıl veya 2 yıl boyunca sadece eğitim almıyorlar. Sosyal özellikleri var. Yaklaşık 50'den fazla öğrenci kulüplerimiz var. Öğrencimiz hangi alanda, hangi kulüpte, mesai saati veya boş zamanlarında emeğini sarf etmek istiyorsa bu öğrenci kulüplerinde çok güzel bir sosyal sorumluluk efendim projeleri yapabilir. Kendisini kültürel bakımdan zenginleştirebilir. Hem kışın hem de yazın öğrenci konserlerimiz var. Yine iki üniversitenin ortaklaşa efendim kullanmakta olduğu ortak alanlardan olimpik yüzme havuzu var. Türkiye'deki ilk 10'a giren üniversite kütüphanemiz var. Öğrenci 7/24 bu kütüphane hizmetlerinden yararlanabilmekteler. İyi bir kampüsü var. Hem SÜDÜ hem İSUB olarak ortaklaşa kafeteryalar ve etkinliklerin olduğu çok güzel bir öğrenci efendim dayanışması var. Ekonomik olarak da oldukça iyi bir ildeyiz. Öğrenci dostu ildeyiz. Hangi il veya Isparta'mızın hem merkez hem de ilçelerinde tamamen öğrenci odaklı anlayışı mutlaka arkadaşlarımız
okullarından bu kapsamda göreceklerdir. İyi bir iki yaşındayız ama 40 yıllık akademik hocalarımız var. Laboratuvarlarımız hazır, kökleşmiş. Örneğin sadece biz geçen yıl yaklaşık 5 milyon fakülte ve meslek yüksek okullarının sadece öğrenci laboratuvarlarına altyapı yatırım yaptık. Öğrenci arkadaşlarımızın güncel gelişmiş teknolojik cihazları, en son cihazları okullarında, fakültelerinde, bölümlerinde görebilsinler diye yaklaşık 5 milyona yakın yatırım yaptık. Hep bunlar öğrenci için, evet. Ve rektör sıfatıyla da en rahat ulaşılabilen rektörüz herhalde. Her öğrencimin bütün tweet mesajlarını mutlaka cevap yazıyorum. Hatta onlara DM dedikleri, bu gençlerin direkt, evet, mesaj diye isimlendirdikleri kanaldan ulaşıyorum ve onlar da bize o kanaldan ulaşıyorlar ve mutlaka her türlü sorunlarını, onların istekleri affedersiniz, ölçüsünde cevaplamaya uğraşıyoruz. Hangi öğrencimiz veya hangi personelimizden ne zaman randevu istemişsek kesinlikle en kısa zamanda kendisine yan yana geri dönüş yapılıp en rahat ulaşılabilen rektör özelliğimiz vardır. Hocam çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgiler için. Biz Kanal B ailesine Isparta, Antalya, Burdur, Afyon ve Akdeniz bölgesine bizim üniversitemizi tanıtma fırsat verdiğiniz için Isparta Uygulama Bilimler Üniversitesi rektörü sıfatıyla kalbi teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum. Başta siz şahsınız ve Kanal ve ailesi olarak hakikaten güzel bir hizmet yapmaktasınız. Umarım anlattıklarımızda üniversite tercihi aşamasında olan öğrenci kardeşlerimizin bir nebze bir onların kafalarındaki soru işaretlerini giderebilmişsek bizim için bundan çok daha büyük mutluluk olamaz. Öğrenci arkadaşlarımızı üniversitemizde görmekten son derece mutlu olacağımızı ifade etmek istiyorum ve tüm öğrenci arkadaşlarımıza gönüllerince bir bölüm, fakülte veya yüksekokul kazanmaları temennisiyle saygılarımı sunuyorum. Çok teşekkür ediyoruz güzel dilekleriniz için. Evet, görmüş olduğunuz gibi Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi aslında sadece bina bakımından 2 yıllık efendim ama içerisindeki akademisyenleri bakımından da 40 yıllık bir eğitim kurumu diyebiliriz. İstediğiniz bölümü seçerek, severek, o bölümü sadece kitap ve defter üzerinden değil, yaşayarak öğrenmek istiyorsanız Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'nin kapısı sizlere her zaman açık diyelim. Tekrar hocama teşekkür ediyorum. Konuğumuz Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'nin rektörü Profesör Doktor İbrahim Diler'di. Üniversitenin eğitim olanakları, sosyal alanları ve Isparta şehrinin coğrafi anlamda özelliklerinden bahsetti. Öğrencilerimizin aklında kalan soru işaretlerini biraz olsun aydınlatabildiysek ne mutlu bize. Eğitimden konuştuk. Yarın Haber Aktüel'le devam edeceğiz. Saat yine 13'te. Biz bu ekranlarda olacağız efendim. Yarın yine görüşmek dileğiyle. Şimdilik sizleri havanın ve paranın son durumuyla baş başa bırakıyorum. Hoşça kalın.